İsmail'den başlayayım. Şimdi İsmail, sen bugün o kadar çok heybende özel haber var ki, çok fazla insanla konuştun. Türkiye'nin merakla beklediği insanların birebir telefonlarıyla aradın, onlarla görüştün. Bir de senin yaşadıkların var. Evet. Sen de bu bahse konu videoların kahramanlarından birisin. 8. bölüme iştirak ettin, evet, sen de. Konuk oyuncu olarak katıldım. Konuk oyuncu olarak katıldım. Bu konuda da görüşlerini alayım ama önce şu bize sıcak haberleri bir paylaşmaya başla. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Yani bu olay Kıbrıs'ta gerçekleşti. Kutlu Adalı cinayeti Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Soruşturmasını İstanbul Anadolu Savcılığı'na yürütmek biraz tuhaf yani. Atilla Peker acaba İstanbul'da olduğu için olabilir mi? Eylemin olduğu yerde soruşturma yapılır. Yapılır ama ya da Atilla Peker Fethiye'de yaşıyor zaten. Yani Fethiye'de yaşıyor. İstanbul'a dilekçe verdi. Eylem, yani cinayet Kıbrıs'ta işlendi. Yurt dışında yapılmışsa benim bildiğim kadarıyla hukukçular daha iyi tanım yapar ama açıklama getirir ama bildiğim kadarıyla oraya en yakın kıyıda soruşturma yürütülür. Yani Mersin'de yapılması lazım doğrusu yani. Bu tuhaf. İstanbul'da zaten Peker hakkında şu an 2 tane suç duyurusu var. Soruşturma yürüyor. Biri Ankara'da, biri İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. Şimdi burada açtılar. Bir kere yer sorunu, yetkisizlik de var yani. Yer sorunu var. İkincisi burada açılması da yanlış. Çünkü burada zaman aşımına düşer bu iş. Kıbrıs'ta zaman aşımı yok. Doğru. Bu arada izleyicilerimiz için hatırlatalım. Türk Ceza Kanunu'na göre cinayet suçlarında 20 yıl. 96 yani 6 Temmuz 96. Tabii. Şu an 2021'deyiz, 25 yıl geçmiş. 25 yıl geçmiş. Çünkü bir kere suç, ama Kıbrıs'ta yok mu? Suç bu ülkede işlenmemiş. Bir başka ülkede işlenmemiş. Dönemin yasalarına göre bir başka ülkede işlenen suçu burada yargılayamayız. Ama en azından şu olamaz mı İsmail? Yani burada vereceği ifade Atilla Peker'in oradaki bir soruşturmaya malzeme olabilir. İşte tersi oldu. Oradan evrak istendi. Yani ben teknik olarak söylüyorum. Hukukçular düzelsinler. Ben bugüne kadar bu haberlerle ilgilendim. Yargı muhabiri düzeyinde benim bildiğim kadarıyla bir suçun yargılaması suçun işlendiği yerde yapılır. Orada ağır ceza yoksa oraya yakın yerde yapılır. Bir başka ülkede işlendiyse bununla ilgili yasalarımıza yeni müeyyideler sonradan katıldı. Mesela işte Filistin'e giden Mavi Marmara gemisi nedeniyle İsraillilere İstanbul'da dava açıldığında bu tartışma açılmıştı. O zaman bir düzenleme yapılmıştı. Ama bu da geriye dönük işletilemez. Yani cari o günkü yasalara göre bunun Kıbrıs'ta açılması gerekir. Türkiye ancak yardımlaşma yapabilir. Kıbrıs bağımsız bir ülke. Biz öyle tanıyoruz. Orada var mı öyle bir ilişkin başladığına ilişkin? Tabii oradaki dava 1998 yılında kapatılmış. Yani 1998'de faili meçhul olduğu gerekçesiyle kapatılmış. Sonra olay Ahim'e gidiyor. Ahim'de 2005 yılında Kıbrıs mahkum ediliyor. Fakat şundan ötürü mahkum ediliyor. Oradaki iddia işte devlet güçlerinin Kutlu Adalı'yı öldürdüğü yönünde. Ahim diyor ki ben buna dair bir bulguya erişemedim. Ancak soruşturmanın titiz yürütülmediği kanaatine vardım. Delil bile toplamamışsınız, böyle soruşturma mı olur diyerek Kıbrıs'ı mahkum ediyor. Dava bu bağlamda kapanıyor. Şimdi elde edilen yeni delillerle ancak Kıbrıs'ta işlem yapılabilir gibi düşünüyorum. Kıbrıs'ta zaten mecliste bir komisyon oluşturuldu. Bu da bu cinayetin aydınlanması meselesi ya da bu cinayete dair yeni veriler bizim Türkiye ile Kıbrıs arasındaki o tuhaf ve gri ilişkiyi de açıklayacak diye temenni ediyorum. Çünkü Kıbrıs'taki biz kime sorsak, ben kendim Sayın Serdar Denktaş'la konuştum. Bugün Mustafa Akıncı bir gün gazetesine konuşmuş. Önceki gün bizim halkdaki yayınımıza Talat Bey katıldı. Sayın eski Cumhurbaşkanı. Diyorlar ki bu tip fiiller genelde Türkiye ile bağlantılıdır. Kıbrıs'ın kendi ordusu yoktur. Kıbrıs'ın Barış Kuvvetleri Komutanlığı adı altında Türkiye ordusuna bağlı bir ordusu vardır. Onların gerçekleştirdiği fiilleri biz Kıbrıs'ta soruşturmazdık. Onları bir bildiği vardır derdik ve kapanırdı. Bu fiillerin arkasında biz burada böyle bir Türkiye bağlantılı bir parmak arıyoruz diyorlar. Şimdi Kıbrıs otoritelerinin Türkiye'yi soruşturma yasa olarak yetkisi varsa bile yani güçler denk olmadığı için öyle bir ehliyeti yok diyebiliriz. O nedenle buna dair etkin bir soruşturma yürütülmeli, sadece savcıya bırakılamaz. Parlamentolar arasında güçlü bir yardımlaşma ağı da olmalı diye düşünüyorum. Ama eninde sonunda bu önemlidir. Şimdi Sedat Peker'in kendi kriminal geçmişi, Sedat Peker ismi üzerinden ithamları ve suçlamaları itibarsızlaştırılmaya çalışılıyordu. Yani bu hiçbir kişinin geçmişteki, bugün ya da geçmişteki tutumu söylediklerini doğruluğuna göre düşürmez. Onların ne olduğuna bakmamız icap eder. Sedat Peker'in 2 Mayıs'tan bu yana sürdürdüğü ifşaatların bir kısmının doğru, tutarlı ve çek edilebilir olduğu anlaşıldı. Onlardan biri ne kardeşim? Kıbrıs konusu. Ardı ardına patır 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 herkes doğruladı. Ya Kutlu Adalı'yı öldürmedilerse bile Korkut Eken, senin Atilla Peker'le beraber ne işin var? Sorusunu sordurttu bize. Ya koca devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir resmi sıfatı olmayan Atilla Peker'e mi kaldı? Ben Galip Mendi'ye sordum. Dedim ki yani Atilla Bey size ne diye tanıştırdı? Galip Mendi kimdi bir hatırlat. Galip Mendi burada... Jandarma eski genel komutanı. Evet ama Kıbrıs'taki görev yeri şuydu. Kıbrıs'taki görevi orada Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı var. Oranın Türkiye bağlantılı ordusu. Onun bünyesinde Sivil Savunma Teşkilatı var. Bu 74'ten önce Kıbrıs'ta var olan Türk Mukavemet Teşkilatı adlı yeraltı örgütünün, direniş örgütünün 74'ten sonraki adı. Bunun komutanı. Buraya gitmiş. Bunlardan araç almışlar. Renault almışlar, Toros almışlar, dolaşmışlar. Şimdi ben Galip Paşa'ya dedim ki sayın komutan dedim. Yani hadi Korkut Eken geldi. MİT'ciydi, şuydu, buydu. Peki yanındakini size ne diye tanıştırdı? Atilla dediler diyor. Atilla komutanın adı mı yani? Atilla bu. Peki Atilla'yı size hangi sıfatla tanıştırdılar? Askeri bir ehliyeti sıfatı var mı? Yok dediler. Zaten kılıksız biri falan demeye getirdi. Kardeşim koca ordunun komutanlarının yani böyle demesi de tuhaf yani. Niye muhatap alıyor böyle bir insan? Çünkü Korkut Eken'in yanında. Hasan Kundakçı orada tam buralı paşa. Şimdi dolayısıyla bunları bize sordurtması bile önemliydi. Öte yandan konuyu dağıtmak istemiyorum ama Metin Külünk'ü sordurttu bize kardeşim. Canlı yayında söyledik, adını verdik. O gün bugün kafasını kaldırmıyor. İçişleri Bakanı'na. İsmail. Buyur. Sedat Peker'in kriminal geçmişi dolayısıyla itibarsızlaştırmaya çalışılması ve onun açıklamalarının dikkate alınmaması şeklindeki telkinler ya da eleştiriler bana göre gerçekte hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bunun çok somut örneklerini biz geçmişte yaşadık. Örneğin Susurluk çetesinden hüküm giyen ve cezaevinde 4'er yıl yatan özel harekatçı polislerden Ayhan Çarkın cezaevinden çıktıktan sonra faili meçhul cinayetler dosyasının aydınlatılması kapsamında çeşitli yerler gösterdi ve savcılar onunla birlikte giderek o bölgelerde kazılar yaptılar. Gerçi bir sonuca erişilmedi ama Ayhan Çarkın o davada tanık olarak dinlendi. Yani Ayhan Çarkı'nın da kriminal bir geçmişi vardı. Yani onlar birer tetikçi olarak kullanılıp daha sonra onları kullananlar tarafından kirlenmiş bir eldiven misali bir kenara atılmıştı. Evet. Şimdi şöyle bir açıklaması vardı dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ın. Susurluk raporunun hazırlanması amacıyla Kutlu Savaşı görevlendirdiğinde Korkut Ekenler, Mehmet Ağarlar genellikle bir takım bilgiler paylaşmıyorlar ve bunu devlet sırrı gerekçesine bağlıyorlardı. Mesut Yılmaz dedi ki evet devletler bazen böyle sır olarak telakki edilebilecek işler yaparlar. Ama bu sırrın da devlet içinde kaydı olur. Devlet içinde kaydı bulunmayan bir eylemi devlet yapamaz demişti. Burası çok önemli. Doğru. Evet. Evet. Yani bazı işte Metin Külünk mesela Sedat Peker diyor ki kardeşim diyor bana yani eski milletvekili yeni MKYK üyesi ve hemşerim olan bir kişi geldi Feyzi İşbaşarı'nın dövülmesini rica etti. Bir, Feyzi İşbaşarı dövüldü mü? Dövüldü. İki, Sedat Peker'in avukatı mı dövdü? Evet o dövdü. Üç, bu tanıma uyan bir milletvekili var mı? Var. Metin Külünk. Metin Külünk'ü soruyorlar. Ne diyorsunuz? Diyor ki Filistin meselesi var şimdi mi konuşalım? Ya böyle bir garici durum olabilir mi? İkincisi öte taraftan Doğan grubunun basılmasını bir AK Parti milletvekili rica etti diyor. AK Parti'de kimsenin kılı kıpırdamıyor. Ya demiyor ki bizde böyle bir milletvekili olmaz doğru değil. Öte taraftan $10.000 bu tartışma şuna sebep oldu. $10.000 tartışmasına Süleyman Soylu'ya ısrarla sorduk. Savcılığa söyleyeceğim dedi. Mustafa Şentop demiyor ki kardeşim benim meclisime gölge düştü. Söyleyin bunu. Mustafa Şentop'un derhal devreye girmesi lazım. Mustafa Şentop Cumhurbaşkanı'na Engin Özkoç Cumhurbaşkanı'yla ilgili 2 tane eleştiri kullandı diye ortalığa kaldırdı. Ya milletvekiline ayda $10.000 para aldı diyorlar. Ruhu ırgalanmıyor. Şimdi, tuhaf. Mübariz Mahsimov olayı. Evet. Bir de o var. Bak şimdi o çok önemli. Herkes biliyor. Şimdi deniyor ki İsmail evet. Bütün malı tüketme şimdi. Malı yavaş yavaş git. Yavaş evet, yavaş tamam. Git. Çünkü sonuçta Mübariz Mahsimov Uğur Bey'i ağırlayacağız. Uğur Poyraz gelecek İyi Parti'den. Ağırladıktan sonra bu konuya tekrar döneceğiz. Evet. Ondan sonra anlatayım şimdi. Şimdi sen şöyle canım ya çok tatlı. Ne istiyorsan onu anlat da. Kıbrıs'tan kal. Şimdi bu olay ben daha önce İlkay Hanım'la konuştum. Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı'yla. Ben o zaman bir hafta önce konuştuğumda bana dedi ki ben umutsuzum. Yani burada da paylaşmıştım. Değilim. Bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Bugün ben haber altyazı geçince hemen İlkay Hanım'ı aradım. İlkay Hanım bu arada 77 yaşında. Yani zor da duyuyor. Biz böyle bağırarak konuşuyoruz İlkay Hanım'la. İlkay Hanım dedi ki ya gerçekten mi dedi, benden öğrendim. Gerçekten mi dedi, bir şey olur mu sence dedi. Ben dedim ki yani bu herhalde... Atilla Peker'in ifade vermeye gitmesi. Tabii Atilla Peker, yani soyuşturma başlatıldı, Atilla Peker'in ifadeye gittiğini benden öğrendim. Hı. Dedi ki sence bir şey olur mu dedi. Dedim ki İlkay Hanım yani bu soyuşturmanın açılması önemli. Ama yani 25 yıl sonra ben size şu olur diyemem yani. Öyle bir ihtimal, yani o zayıf bir ihtimal ama çok anlamlı, çok önemli bir gelişme kat edildi dedim. Ne dersiniz? Sesi canlı gelmeye başladı bu kez. Yani ümitli geldi. Dedi ki sizi dedi, kızım arayacak. Daha sonra beni Kutlu Adalı'nın, bildiğim kadarıyla kendisi de gazeteci olan Kutlu Adalı diye bir kızı var ve o damadı ve onun eşi aradılar. Benden bilgi aldılar. Ne olur? İşte ilerleme kat edilir mi? Ben de sıcağı sıcağına aldığım bilgileri onlara aktardım. Dedim ki ya bir soruşturma açıldı. Kıbrıs'la adli yardımlaşma olacak. Hiç değilse sonuca ulaşır mı bilmiyorum ama hiç değilse Hasan Kundakçı, Galip Mendi, Atilla Peker, efendime söyleyeyim Korkut Eken'in ifadeleri alınacak ve bu doğrultuda yani Kutlu Adalı belirsizliğine dair belki biraz olsun yol alınabilecek. Bu hem bu cinayet özelinde yol alınabilecek hem de Türkiye-Kıbrıs arasındaki gri ilişkiyi aydınlatmaya yardımcı olacak dedim. Sevinçliler. Dedim yorum yapmak ister misiniz? Tez canlı olmamaya karar verdiler. Biraz daha bekleyelim, ne olduğunu görelim dediler. Öyle bu minvalde konuştuk. 25 yıl geçtikten sonra babalarının belki de şeyiyle... Cinayetiyle yüzleşiyorlar. Tekrar onun faillerin ortaya çıkmasının heyecanını yaşıyorlar. Ben onlara söyledim, dedim ki Türkiye kamuoyuna konuşsanız isabet olur. Çünkü ya Türkiye kendi Uğur Mumcusu'nu unuttu. Kıbrıs'ınkini mi hatırlayacak? O nedenle bu meseleyi bilmesinde fayda var. Yurttaşların da bilmesinde fayda var. Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı Kıbrıslı ünlü bir sanatçı ve gazeteci ve yazardır. 1970'li yıllarda Denktaş'ın özel sekreteriydi. Merhum Denktaş'ın. Sonradan kendisi sol görüşlüdür ve Kıbrıs'ın ilk partisi de Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Sosyalist bir parti. Bugün CHP'nin muadilidir. O çizgidedir. Ve o çizginin, yani CTP'nin yayın organı olan Yeni Düzen gazetesinin yazarıydı. Yeni Düzen'de 96 yılında Kıbrıs ve Türkiye'de şöyle gelişmeler oldu. Orada Gazimağusa'da Aziz Barnabas Manastırı diye bir manastır var. Bu manastırda bir gece yarısı 14 Mart 1916 gecesi manastır askeri kişiler tarafından basılıyor. 3 tane bekçi enterne ediliyor. Elleri kolları bağlanıyor. Ve orada 4 saat geçirip gidiyorlar. O gün 14, 15, 16 Mart tarihli Kıbrıs gazeteleri diyorlar ki burada çeteler baskın yaptı manastıra ve manastırda mezarlığa girip mücevherleri aldılar. Bütün bunları derleyen Kutlu Adalı 17 Mart 1996 tarihli yazısında diyor ki acaba diyor 74'te Kıbrıs operasyonuna katılan bir asker o tarihte Rumlardan topladığı ganimet olarak aldığı mücevherleri gelip buraya gömmüştü de şimdi 20 küsur yıl sonra adamları vasıtasıyla kiliseyi basıp bunları götürmüş müdür? Böyle halk arasında bir dedikodu var diyor. Bunun üzerine iddiaya göre tehdit ediliyor. Bundan 3 ay sonra da 4 Temmuz 1996'da Türkiye'nin Kıbrıs politikasını eleştiriyor. 2 gün sonra 6 Temmuz 96 akşamı eşiyle son kez telefonlaşıyorlar. O sırada İlkay Adalı İstanbul'da, kendisi Kıbrıs'ta. Eşine diyor ki yine beni tehdit ettiler. Bundan 20 dakika sonra evinin önündeki sokakta kafasına vurularak öldürülüyor.